ama nereden bilecek ki hayatında bir kez olsun mutfağa girmişliği var mıdır acaba? Bunları sürsem ne olacak? Ben anamı eleyip eleğimi asmışım. Boyunca çocuklarım var benim. Şöyle bir hayal mi veriyordu kendine? Ben ne yapıyorum ya? Bakıyorum ayağın düzelmiş. Yok be kızım, şimdi kamile beyan etti de ondan basabiliyorum. Akşama da bul gibi şişer yine. Bana bak. Senin garezin bana mı ya? Bütün yol taşıttın kendini öyle sırtında. Bana iyi geldi. Ne? Acı çekmem mi? Sana yakın olmak. Sen bana numara mı çektin? Ben öyle biri miyim ya? Bilemiyorum. Ya yuh Yasim, neyi bilmiyorsun? Neler yaşadık kızım ya? Benim nasıl biri olduğumu bilmiyor musun sen hala? Tamam, öyle birisin. Ayıp ya. Vallahi ayıptır ya. Ne alakası var? Ne zaman günleri nasıl biriyim ya? Oğlum. Sevda ile beni kıskandırmak için yaptıklarının farkındayım ben. Ben? Sevda ile seni... Ya sen Allah... Allah çarpsın bak. Şişt, bak o cümleyi tamamlama sakın. Çünkü Allah yalan söyleyenleri çarpar. Oho, o zaman bana gelene kadar sen varsın, ateş var. Sevda var. Sevda yolunda, Kayseri yolunda. Tüh be, yazık oldu vallahi kıza. Şimdi olsaydı Sevda, seni böyle sırtına koyar, eve kadar taşırdı vallahi. Taşırdı. Biliyorum. Çünkü sen Yasemin'e aşıksın. Saçmalama lan, ne aşkı? Niye deli deli bakıyorsun manyak? Yasemin, ben sana çok fena vuruldum be kızım. Ne? Sesli mi oldu? Uy. İlk defa sesli söyledin. Neyi? Benim için endişelendiğini. Aslında içimde tutmakta zorlandığım o kadar çok şey var ki. Ama işte. Ama işte ne? Ateş, biz şimdi ne yapacağız? Hiç düşündün mü? Bilmiyorum Ayşe. Nasıl bilmiyorsun? Babam o fotoğrafı görünce ne olacak? Bir dakika. Sen o fotoğrafı ne yaptın? Ya, sakin ol Ayşe. Kimse görmeyecek dedim sana. Ateş bak, Yasemin görmedi değil mi? Ya saçmalama Ayşe, tabii ki görmedi. İmha ettim ben onu. Ya merak etme. Bizden başka kimse görmedi, görmeyecek. Sen de nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun anlamıyorum ki ben. Aklım almıyor gerçekten. Rahat mı? Demek dışarıdan rahat görünüyorum. Bu da güzel. Ayşe, bak. Ben elimden geleni yapacağım. Tamam mı? Bana güven. Babam asla zarar veremeyecek sana. Tamam, yani şu anda ne yapacağımı bilmiyorum ama bulacağım. Bulacağım ve sana zarar gelmesine asla izin vermeyeceğim. Neden ben? Neden mi sen? Evet, neden ben? Yani mantıklı bir cevabı vardır herhalde. Sen farklısın Ayşe. Neden işte? Mantıklı cevap istiyorum ben. Aşk da mantık olur mu Ayşe? Tamam hadi vereyim cevabını. Neyini seviyorsun diye sorduklarında verecek cevap bulamamakmış aşkım.
Oldu mu? Ben sorayım o zaman. Sen bana neden aşıksın mesela? Yo. Ben sana aşık falan değilim ki. Yani öyle bir şey mi söyledim? Söylemedim ki öyle bir şey. Ya çok affedersin. Ben yanlış görmüşüm o zaman. İyi, o zaman soruyu şöyle sorayım ben. Neden bana karşı bir şeyler hissetmiyor değilsin mesela? Bak bu makul bir soru. Bilmem ki. Belki de yaralarımız aynıdır. Yani bizi birbirimize bağlayan şey bu. Sanmıyorum. Neden? Çünkü benim en büyük yaram babam Ayşe. Yani şimdi Ceren amca ile babamı kıyaslayacak değiliz herhalde. Çünkü seninki baba, benimki başka bir şey. Sen dünyanın en güzel ailesiyle büyümüş. Bense kendime parçalardan aile yaratmaya çalışmışım. O yüzden bizim yaralarımız aynı değil Ayşe. Ama iyi deneme. Biliyor musun Ateş, ben aslında... Alın size odun. Sağ ol. Sağ ol da. Bir şey mi oldu? Ne bu tavır? Küs müyüz yoksa hala? Ya. Ben demin söylediklerimi sesli mi söyledim ya? Yani böyle bir vuruldum falan dedin ama. Kızım ben vurulduğumun nesini kodlayacağım? Yani ne demek anlamıyor? Yani çarpıldım. Ben sana bunu niye açıklıyorum ya? Sen anladığın kadarıyla yetin işte zaten. Ucu bana değmese ben yetinirim de. Ama şimdi sen öyle... Yasemin, vuruldum be kızım deyince bir durdum. O arada... Sana kelimesi var mıydı, yok muydu, o önemli. Sen buna mı takıldın ya? Harbiden buna mı takıldın? Vurulduğuma takılmadın, buna mı takıldın? Ben yani belki de gıyaben başka bir Yasemin'e mi vurulmuş olabilirim? Bunu mu diyorsun ya? Bana vurulmadıysan bana ne sonuçta, değil mi? Dalga geçiyorsun değil mi? Ayıp ya. Ayıp ama ya, vallahi billahi. Biz sana burada bir şeyler anlattık. Çekilir misin lütfen? Ayıp yani Yasemin, anladın mı? Ayıp, ayıp. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum sana. Hakikaten. Ayıp yani. Tamam. Tamam, dur. İyi, öyle diyorsanız öyle olsun. Demir, biz bu balıkları ayıkladık. Sen şunları bir suya tutsana, ben de şu ateşi yakayım. Ben yakarım. Ya ateş benim. Ay, iğrenç bir espriydi. Yandı, kulaklar yandı. Vallahi yandı. Aç şunu, aç şunu, hadi sen de. Yasemin, imha ettin değil mi fotoğrafı? Yok, merak etme, sakladım. Yasemin, bunun tıpta bir karşılığı var biliyor musun? Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı. Ya ben sana saklama dedim Yasemin, ben sana yok et dedim. Ne diyorsun oğlum kalkacık burgacık? Doğru düzgün konuşsan anlayalım. Ayrıca sen bana yok...